Sorular var. Bu sorularla inşallah uygulamaya başlayalım. İşte o sorulardan birisi. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Benim de bir sorum olacak. Kadınlar namaz kılma şekilleri Kur'an'da yer alır mı? Bir de neden kadınlar namaz kılarken ellerini göğüs hizasına bağlarlar? Erkekler göbek hizasında. Bunun bir açıklaması var mıdır? Bizler de göbek hizasına ellerimizi bağlarsak olur mu? Bunun bir açıklaması var mıdır? İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Evet, görüntüsü olmayan efendim, izleyicimiz. Buyurun yani hocam. Sevgili Peygamberimiz sallu kema ra'eytumuni usalli. Ben nasıl namaz kıldıysam siz de o şekilde kılın. Bakın namazı nasıl kılacağız? Abdesti nasıl alacağız? Bunu vahiy meleği Cibril geliyor Efendimiz'e öğretiyor. Ve İlk vaktinde bir sabah namazını kıldırıyor. Kim? Vahiy meleği. Sonra son vaktinde kıldırıyor. Öteki namazlarda da öyle. Öğlenin ilk vaktinde, son vaktinde yani nasıl namaz kılınacağını vahiy meleği Cibril peygamberimize gösteriyor. Hatice annemiz de peygamberimizin yanında. O da böylece öğreniyor. Yani hanımların namaz kılarken erkeklerden bazı şekil farklılıkları vardır. Sebebi nedir? Daha çok dikkat edersek tesettür amaçlıdır. Yani mesela hanımlar ne diyor? Ellerini göğüsleri üzerine koyuyorlar. Secdeye vardıklarında kollarını böyle germiyorlar. Erkekler böyledir de hanımlar yapıştırıyorlar. Yani dikkat edersek bütün bunlar hep tesettür amaçlıdır. Evet. Ve demek ki bunların sebebi de asıl mesele ben nasıl namaz kıldıysam öyle kılın. Huzu anni menasikekum, haccı benden öğrenin. Yani Rabbimiz peygamberimize öğretiyor, peygamberimiz de bize öğretiyor. Evet. Hocam uygulamada bu soruyu görebilir miyiz? İzleyicimizin sorusu diyor ki erkekler göbek hizasında ellerini bağlıyor. Mustafa Bey'den rica etsek, Merve Hanım'dan rica etsek. Kadınlar da ellerini erkekler gibi bağlasa olmaz mı? Kadınların elleri namazda nasıl durur? Şekil olarak nasıl durur? Görebilir miyiz hocam ikisini de? Evet, şimdi lütfen ikiniz de kalkın. Bir tekbir alın bakayım. Allah ya, bir kere Mustafa alsın sen. Allahu Ekber. Şimdi ellerini kulağına kaldırdı, baş parmağını kulağının yumuşaklarına değdirdi, ellerinin içi kıbleye bakıyordu ve ondan sonra ellerini göğsünün efendim göbek altına bağladı. Bakın nasıl bağladı, tamamen baş parmağı ile serçe parmağı da sardı böyle. Şimdi Hafıza Merve kızımız, şimdi ellerini kulağına kaldırmadı. Göğüs, omuzları hizasına ellerini kaldırdı. Omuzları hizasına ellerini kaldırdı. Allahu Ekber dedi. Sol elinin üzerine sağ elini koydu. Yani erkeklerde olduğu gibi bağlama falan yok. Ama bakın dediğim gibi hep tesettür amaçlıdır. Yani bu kısım son derece önemli Muhsin Bey. Bu kısım Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri. Ne demek iftitah tekbiri? Açılış merasimi. Ne açılıyor? Miraç açılıyor. Miraç. Yani huzura girdik böylece. Adeta şöyle diyoruz. Ya Rabbi, bütün insanlar adına, ormanlar, ağaçlar adına, bütün canlılar adına huzurundayım. Sana tazim ediyorum. Allah. Kainatın sözcüsü yahu. Kainatın sözcüsü. Bütün bunlar adına Rabbimizin huzurunda olmak. Ne büyük şeref. İnsan şerefli bir varlıktır. Rabbisini tazim ediyor. Diğer varlıklar adına, onlar adına huzurda.
ellerini bağladı. Sübhaneke'yi okuyor. Sübhaneke çok güzel bir dua. Rabbimizin büyüklüğünü ifade eden dua. Sonra Fatiha ve Zamm-ı Sure okunuyor. Evet, şimdi bak buradaki farklılık bu. Gelin şimdi rükua gidelim. Rükudaki hocam, hocam çok nedir? Özür dilerim. Hocam rükuyla ilgili bir soru varmış. Evet, arkadaşlarımız, yönetmenimiz söyledi. Rükuyla tamam, ilgili soruyu kalktı. Görelim. Tamam. Peki. Tamam. Onu dinleyelim. Hayırlı yayınlar. Benim sorum rüküyle ilgili. Hocam şimdi biz kadınlar namaz kılarken rüküye gidiyoruz ya. Erkekler gibi tam eğilmememiz gerektiğini biliyorum. Ama ben çevremde görüyorum ki bazı kadınlar namaz kılarken rükuda neredeyse hiç eğilmiyorlar. Hafif başlarını öne eğip kaldırıyorlar. Sadece secdeye gidiyorlar. Rükuda kadınların namaz kılma şekli nasıl olmalı? Cevaplarsanız teşekkür ederim. İyi yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun, lütfen devam edin. Şimdi Merve Hanım'ı göstereceğiz. Öyleyse Merve Hanım, bir rükuya gidelim yavrum. Hah. Tamam. Bakın şimdi Merve Hanım rükuya gitti. Erkekler gibi değil. Bir de Mustafa sen bak, şimdi erkeklerde kollar düz, dizler düzgün vaziyettedir. Yani kollar da dizler de gergin vaziyettedir. Sırtı da dümdüz vaziyettedir. Ama hanımlarda öyle değildir. Bak büsbütün kıyamda da değil. Erkek gibi sırtı dümdüz de değil. Sanki kıyama yakın şekildedir. Evet efendim. Evet. Tamam, doğrulalım şimdi. Secde ile ilgili bir soru varmış. Secde ile ilgili soruyu görelim. Evet efendim. Bir de onu dinleyelim. Hocam merhaba, evet. İyi yayınlar. İyi ki böyle bir uygulamayı gündeme aldınız. Benim sorum secde ile ilgili. Kadınların secde sırasında ayak parmaklarının vaziyeti ne şekilde olmalı? Bunu merak ediyorum. Erkeklerde olduğu gibi ayak parmaklarımızın üzerine mi dikeceğiz, yoksa ayaklarımız yüzeye mi yapışık olmalı? Teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun, lütfen devam edin. Bunu Mustafa Bey üzerinde göstereceğim. Orada değil de Mustafa Bey sen şimdi şöyle dön. Şimdi bir secdeye var bakayım. Secdeye var. Şimdi hayır, ondan sonra otur ayaklarının üzerine. Bak şimdi ne oldu? Sol ayağını yatırdı, üzerine oturdu. Sağ ayağı da dik vaziyette. Şöyle. Şimdi sen hanım olduğunu düşün. Hanım olduğunu düşün. Şimdi hanımların oturuşu böyle. İki ayağını sağ tarafına çıkarıyor ve üzerlerine oturuyor. Erkeklerin oturuşu ile kadınların oturuşu arasındaki farklılık bu. Bak sanki Mustafa Bey şimdi hanım olduğunu düşünelim. Merve Hanım üzerinde göstermiyorum onu. Şimdi iki ayağını da sağ taraftan çıkarıyor ve onların üzerine oturuyor. Ama erkek oturuşu böyle değil. Şimdi erkek oturunu göster. Sol ayağını yere seriyor, sağ ayağını da dikiyor. Erkeklerin oturuşu böyle oluyor. Hocam bir sorum var burada. Müsaade buyursanız burada sözünüzü balla kesmiş olayım. Şimdi Mustafa evet. Bey sol ayağını yatırdı, sağ ayağını yukarı kaldırdı, dikti. Bunu yapamıyorsak şayet bu dikti. Sünnet midir? Bu nedir hocam? Sünnet midir? Kaldıramıyorsak, yani ayağımız ağrıyorsa. Doğru tabii. O zaman nasıl kolayına geliyorsa öyle. Tamam. Nasıl kolayına geliyorsa öyle Muhsin Bey. İlla böyle zorluk yok. Bazı kişi olur ki bunu yapamıyor olabilir. Evet. Yapamayınca kolayına nasıl geliyorsa öyle. Hocam bir sorum daha olacak. Şimdi Mustafa Bey'i görebilirsek yönetmemizden rica edelim. Şimdi secdeye gittiğinde hocam ayakları açık mı olacak, yoksa kapatacak mı? Secdeye giderse ayaklarını birleştirecek mi secdede, yoksa kapatacak mı? Bir de ayaklar şayet ikisi birden yukarıya kalkarsa namaz zarar görür mü? Görebilir miyiz hocam bunları? Hadi öyle yapalım, şey yapalım Mustafa Bey, tekrar yine dönelim de ayaklar yerden kesilse diyorsun, evet, değil mi? Evet hocam, evet hocam. Yani kaldır bakayım ayakları da. Yok, yine nasıl olsa bir rükun eda edinceye kadar Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar yere dokundu mu problem yok. Problem yok, bunu dert etmemeli. Evet canım, doğru şimdi. Şimdi bir de tekrar kalkın da nasıl ayaklar, şimdi namaza şöyle yaklaş biraz.
Şimdi bakın, ayaklar asker duruşu gibi değil, askerliğin tesirindesin. Birbirine paralel olacak, birbirine paralel. Ha, şimdi böyle dört parmak sığacak kadar olacak. Çok tamam, böyle olacak. Çok açılmayacak yani. Ayaktayken ayakların vaziyeti böyle birbirine paralel olacak. Askerlikte böyle alıştık herhalde. Öyle efendim. Hanımların nasıl olacak hocam? Hanımlarınki de aynı. Aynı. Hanımlarınki de aynı. Evet. Bu noktada bir değişiklik yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.